Herkese merhabalar. Suçe ile Yaşama hoş geldiniz. Şu anda beni izleyen tüm dostlarıma sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Görüşmediğimiz bir haftadır. İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız gayet iyiyiz. Çok şükür sağlığımız yerinde. Allah herkesin yuvasında sağlığını, huzurunu, mutluluğunu bozmasın. Hepimiz iyi olalım, güzel olalım inşallah. Bugün yine gördüğünüz gibi evdeyiz. Bir ev konsepti videosu daha hazırlamak istedim. Biliyorsunuz geçen hafta da ev konsepti videom vardı. Bugün de yine sizlere yararlı olabileceğini düşündüğüm, sizlere bir şeyler katabileceğini düşündüğüm bir konsept hazırlamak istedim. Cilt bakım maskesi yapacağız bugün arkadaşlar. Ben cilt bakım maskelerine de çok çok düşkünüm. Herkes sorar bana cildin çok güzel, ne kullanıyorsun, ne yapıyorsun falan diye. Ben bunu yapmış oldum. Maskeleri borçlu oldum. Düşünüyorum açıkçası. Özellikle bugün yapacağımız maya maskesi gerçekten çok faydalı. Cilt için inanılmaz faydalı ve ben ondan çok yarar gördüğümü düşünüyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır haftada 3 kere kesinlikle uyguluyorum. Bu tarz maskelerde arkadaşlarım devamlılık çok önemli. Yani 1 ay yapıp 2 ay yapmazsanız bir fayda göremezsiniz. Kesinlikle süreklilik, devamlılık gerekiyor. Her işte olduğu gibi tabii ki. Maya maskemizi de yaptıktan sonra bir diğer konumuz ojeler olacak arkadaşlar. Çünkü ben ojelere de hastayım. Yani ben kozmetikle alakalı her şeye hastayım açıkçası. Çok seviyorum. Instagram'da da bazen böyle paylaşıyorum toplu şekilde ojelerimi. Birkaç arkadaşımın da dikkatini çekmiş. Bunu YouTube videonda da paylaşmalısın, bize anlatmalısın, göstermelisin dediler. Ben de neden olmasın dedim. Tabii tüm ojelerimi göstermeyeceğim. Yani o zaman video çok uzar, çok da sıkıcı olur. Çünkü benim 90 küsur tane ojem var. Yani hepsine tek tek bakmak sıkıntılı olur bence. Ben şöyle düşündüm. En çok kullandığım, tercih ettiğim marka hangisi, renkler neler, onları göstereceğim. Hatta tırnağımda olan ojeleri silerim. Maskeden sonra yüzümü yıkarken tek tek böyle tırnaklarıma sürerim, swatchlarım sizin için diye düşündüm. İnşallah güzel bir video olur. Sizin için izlemesi keyifli bir video olur. Ben bu videoyu çekerken gerçekten çok keyif alacağım. Bunu biliyorum çünkü en sevdiğim konular. Sizlere keyifli seyirler diliyorum. Ben şimdi maskemin malzemelerini hazırlayıp hemen geliyorum. Sizler de çayınızı, kahvenizi eğer ki almadıysanız alıp bir koşu hemen gelin. Ondan sonra da başlayalım. Fazla vakit kaybetmeyelim. Görüşürüz arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, ben hazırım. Maya maskemin malzemelerini hazırladım ve geldim. Şimdi sizlere hemen malzemelerin ne olduğunu anlatayım. Bir tatlı kaşığı kuru mayamız var arkadaşlar. Eğer evinizde yaş maya varsa, hani o paketlerden olan küçük, o da olabilir. Ama ben hep kuru maya tercih ediyorum bu maskede. Şöyle kabımın içerisine bir tatlı kaşığı kuru mayamı ilave ediyorum. Ondan sonra bir tatlı kaşığı yoğurdumuz var. Şöyle. Onu da hemen mayanın üstüne ilave ediyorum. Maya ve yoğurdumuzdan sonra cildimiz için çok gerekli olan, cildimizi besleyen doğal bir yağ olan zeytinyağını kullanacağız. Şimdi bazı kişiler maya maskesi yaparken sadece mayanın içerisine yoğurt koyup aynı bu şekilde olduğu gibi ya da süt koyup ya da ılık su koyup karıştırıp yüzlerine sürebiliyorlar. O da olabilir. Ama ben zeytinyağının da faydasını görmek istiyorum. Çünkü benim cildimin bazı yerleri kuru. Şunu belirtmek istiyorum ki cildi çok yağlı olan kişiler sadece yoğurt ve mayayı da sürebilirler yüzlerine. Zeytinyağı kullanmayabilirler. Eğer ki çok yağlıysa bence zaten de kullanmasınlar. Benim cildim çok yağlı değil. Bazı yerleri çok kurudur, bazı yerleri hafif yağlıdır. Yani karmaya yakın bir cildim var benim. Eğer ki cildiniz benimki gibi ise yarım tatlı kaşığı zeytinyağı da maskemize ilave edebiliriz. Şimdi hemen şöyle karıştırıp bir macun kıvamına getiriyoruz. Aynen şöyle şu şekilde. Bakın hemen zaten macun kıvamını aldı.
Evet, işte böyle. Şu anda dünyanın en kolay, en basit ve en faydalı maskesi hazırlanmış oldu arkadaşlarım. Gerçekten bunu uyguladığınızda cildinizdeki değişiklikleri göreceksiniz. Ama biraz önce söylediğim gibi zamanla. Ben biraz bu maskemin faydalarından da bahsedeyim arkadaşlar size. Neden cildimize maya maskesi uyguluyoruz? Cildimizdeki ölü derileri soyar, cildimizi gençleştirir. Eğer yeni oluşacak olan kırışıklıklar var ise onların sürecini uzatır. Tabii ki cildimiz, yaşımız ilerledikçe kırışıklıklar olacaktır cildimizde. Yaşa bağlı, mimik hareketlerine bağlı. Buna mimik çizgileri de deniyor zaten. Ama bu tarz maskeler, özellikle bu maya maskesi, kırışıklık üzerine cildimizde yoğun çalışır ve oluşacak olan kırışıklıkların da sürecini uzatır. Eğer ki cildinizde şu anda derin kırışıklıklar varsa dahi onları da yavaş yavaş açıp yavaş yavaş yok etmeye başlar. Eğer cildimizde akneler, sivilceler varsa onları kurutur ve cildimizin zamanla sarkmasını önler. Yer çekimine bağlı olarak yine yaşımız ilerledikçe cildimizde aşağıya doğru sarkmalar oluşuyor arkadaşlar. Özellikle göz kapaklarımızda ve şu çene kısmımızda sarkmaların önüne geçemeyebiliriz. Ama bu şekilde uyguladığımız maya maskeleri veya başka maskeler işte bu tarz sıkıntıların önüne geçmeye çalışıyor. Maskem gayet güzel. Bu şekilde yine size göstereyim. Macun kıvamını aldı. Bu maskeyi uygulamadan önce yine küçük bir püf noktamız var. Şöyle disk pamuklar alıyoruz ya da normal başka pamuk, diğer pamuklardan da kullanabilirsiniz. Süte batırıyoruz ve sütle bir güzel cildimizi temizliyoruz. Nemli cilde bu tarz maskeler yapıldığında çok daha fazla verim alırız arkadaşlar ki sütün de cildimiz için inanılmaz faydaları var. Özellikle nemlendirme açısından çok çok yararlıdır. Ben şimdi malzemelerimi getirmişim ama aynamı getirmemişim. Hemen bir koşu aynamı gidip alıyorum, geliyorum ve hemen yüzümü uygulamaya başlıyorum arkadaşlar. Evet, aynamla geri geldim. Şimdi hemen pamuğumuzu süte şöyle batırdık ve böyle bu şekilde her yerini yüzümüzün nemlendiriyoruz. Yani bir güzel süt banyomuzu yapıyoruz. Maya maskesini kuru cilde de uygulayabilirsiniz tabii ki, neden olmasın. Ama bu şekilde sütle silip nemlendirdikten sonra uygulamak çok daha faydalı. Tamam, bununla işimiz şimdi bitti. Şunu da şöyle bırakıyorum. Ben başlıyorum. Şimdi maskemi tüm yüzüme uyguluyorum. Ondan sonra da 20 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra da önce ılık suyla, sonra soğuk suyla yüzümü yıkayacağım. Arkadaşlarım, mayayı tüm yüzüme uyguladım. Böyle cildimin de gerildiğini yavaş yavaş hissediyorum. Cildin gerilmesi iyi bir şey. Maya maskesi çünkü cildi gererek, ciltte gözeneklere o şekilde girerek etkileşimini yapıyor. Bu güzel bir şey yani. Şimdi benim maskemden böyle bu şekilde arttı. Sizin de böyle artan maskeniz olursa arkadaşlar, şöyle dekolte bölgesine, şu göğüs kısmınıza, boyun kısmınıza, hatta ellerinizin üzerine bile uygulayabilirsiniz. Bu maskeyi 18 ile 25 yaş arası olan kişiler haftada bir defa,
25 ile 35 yaş arası kişiler haftada 2 defa, 40 yaş ve üzeri kişiler haftada 3 veya 4 defa uygulayabilirler. Maske ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah sizler de uygular, yararını görürsünüz benimki gibi. Şimdi ben bir ortalığı toplayayım. 20 dakika sonra da yüzümü yıkayayım. Ondan sonra tekrar karşınıza geleyim arkadaşlarım. Görüşürüz. Evet arkadaşlarım, 20 dakikam doldu. Banyoya geldim. Şimdi yüzümü önce bahsettiğim gibi ılık suyla, ondan sonra da soğuk suyla yıkayacağım. Evet, şimdi hemen yıkama işlemine başlıyorum. Hep beraber yapıyoruz her şeyi, değil mi? Yüzümü de yıkamayı beraber yaparız diye düşündüm. Görüşürüz. Ve tatatatam, işte ojelerimin yanındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ojelerim arkadaşlarım, çok merak ediyordunuz, çok istediniz benden. Ben de sizi kırmak istemedim ve ojelerimle ilgili bir paylaşım yapmak istedim bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, ben bu ojeleri çok severek kullanıyorum. Şimdi size şöyle göstereyim. Dediğim gibi hepsini tek tek gösteremeyeceğim, tüm renkleri. Çok vakit alacak o çünkü. En çok sevdiklerimi paylaşacağım sizlerle biraz sonra. Şimdi bu kutudakiler pastel marka olanlar. Ben böyle marka marka ayırmayı çok seviyorum. Bunlar pastel olanlar. Bunlar da pastel arkadaşlar. Fakat şu ikisi, yani şu ve şu Catherine Harley. Ondan sonra şu arkadakiler Flormar. Bunlar Flormar Full Color serisi. Şu iki tane siyah kapaklı olan, şöyle göstereyim olmadı onu. Mesela şu şekilde. Cotton mağazasında satılan oje. Onu da göstereceğim zaten. O da sevdiklerimin arasında. Şu seri Gratis'lerde satılan Bliss markası. Bunlar da Essence olanlar. Yine şu şekilde sığmadığı için yan taraflara ve kutuya şu 3 tane pasteli buraya koydum. Flormar var burada bir tane. Şu Rimmel London'ın ojesi. 2 tane notum var. Bir tane kalyonum. Bunlar da yine Flormar serisinden. Şu arkada gördüğünüz siyah kapaklılarda Shop Market'lerde satılan Mon Amour serisi. Hemen hemen hepsini kullanıyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi en çok beğendiğim, en çok içime sinen ve en çok kullandıklarımı size tırnağımda swatchlayacağım biraz sonra. Genel görüntü itibariyle bu şekildeydi. Şimdi ben işlerinden en çok kullandıklarımı alıp yine mutfağa geçiyorum. Ondan sonra tırnağımı da sürüp size gösteriyorum. Birazdan birlikteyiz. Evet, ben hazırım. Gördüğünüz gibi tırnaklarımdaki ojelerimi de sizler için sildim. Şimdi şu görmüş olduğunuz ojeleri tırnaklarımda tek tek sizler için süreceğim ve sizlere göstereceğim. Seçmekte gerçekten çok zorlandım. Ama sizlerle en çok paylaşmak istediklerimi ve en çok günlük hayatımda kullandıklarımı da seçip bu şekilde böyle önüme getirdim. Asetonumu da getirdim. Pamuğumu da getirdim. Çünkü 10 parmağımı sürdükten sonra sileceğim. Tekrar bir 10 parmak daha süreceğim çünkü. Gülşah kullanıyorum bu arada. Asetonumu da. Evet, şimdi pastelin yeni Summer serisi çıktı arkadaşlar. Ben 302 numarasını tercih ettim size göstermek için. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir pembe. Hemen onu baş parmağıma sürerek başlayacağım. İki kat süreceğim bu arada tüm ojeleri. Ben çünkü tek kat kullanmıyorum ojelerde. Şöyle hemen sürüyorum. Birazcık da üfleyip kurutalım. Hemen ikinci katını da uyguluyorum. Evet, işte nasıl göstereceğim? Şöyle göstereceğim. Evet. Parmağımda duruşu bu şekilde. Gerçekten harika bir renk. Bayılıyorum. Gerek parlaklığı olsun, gerek tırnakta duruşu olsun. Gerçekten güzel.
Şimdi bir diğer pastelin sevdiğim ojesi 265 numaralı şöyle yine bir pembe. Ama o kadar canlı, o kadar güzel bir pembe ki ben buna bayılıyorum. Tüm yaz neredeyse bunu kullandım ve bu benim ikinci ya da üçüncü şişem olacak. Hemen sürüyorum. Bakın tek katta bile oldukça opak rengini hemen veriyor. Evet bakın şu şekilde arkadaşlar. Rengi harika. Şöyle göstereyim. Pastel gerçekten oje konusunda bana göre çok başarılı. Şimdi geçelim bir diğer pastelin 130 numarasına. Bu da harika bir kırmızı. Ben kırmızıdan hiçbir zaman vazgeçemiyorum. Kırmızının tek sıkıntısı tırnakları biraz sarartıyor. Çok uzun süre kullanımda. O yüzden biraz ara vererek kullanıyorum. Ama asla vazgeçemeyeceğim renkler arasında kırmızıya bayılırım. Bu da pastelin çok severek kullandığım kırmızısı. 130 numara. Evet, hemen onu da şimdi sürüyorum. Ay böyle oje sürüyorum ya şimdi. Bayıldım bu videoya ben. Bakın tek katta bile gerçekten harika. Gerçi biraz kurumasını beklemeliyim biliyorum ama evet, beklersem de bu kadar ojeyi kaç dakikada sürerim? Bakın arkadaşlar bu şekilde pastel 130 numarada sizlere harikalar çıkartıyor. Şimdi gelelim bir diğer ojeme. Beyazı, rakı beyazını, nude renkleri çok tercih etmesem de bu şekilde pastelin 4 numaralı ojesine, beyaz ojesine bayılıyorum. Biraz böyle hani kireç beyazı, badana gibi denen beyazdan ama benim tenime en çok yakışan beyazlardan biri. Beyaz kullanmak istediğimde bunu tercih ediyorum. Pastelin 4 numarası. Hemen sürüyorum onu da. Şimdi beyazı tabi taşırmamak lazım. Beyazı çok düzgün sürmek lazım. Evet işte duruşu da bu şekilde. 4 numara pastel. Bu da gayet güzel. Şöyle şu şekilde. Evet şimdi bir diğer gelelim. 79 numarasına pastelin harika bir bordo, vişne rengi de diyebiliriz. Daha çok sonbahar ve kış aylarına yakıştırdığım bir renk. Ama çok severek kullanıyorum. Arada sırada yazları da kullanıyorum tabii ki. Hemen onu da süreyim. Tırnaklarım rengarenk oluyor ya şu anda bayılıyorum gerçekten de. Evet. Gerçekten çok güzel bir renk ve bunu da ne zamandır kullanmamıştım özlediğimi fark ettim. Bu da arkadaşlar 79 numara. İnşallah renkler istediğim gibi çıkacaktır, istediğim gibi görünecektir. Eğer görünmezse üzüleceğim. Bana yorumlarda yazarsınız. Evet, ilk elim bitti. Çok şık görünüyor bence. Şimdi arkadaşlarım yine pastelin 142 numarası şöyle bir harika lila. İşte bu renk benim rengim. O kadar seviyorum ve bana o kadar güzel bir enerji veriyor ki beni tanıyan hemen hemen herkes bu renge aşık olduğumu bilir. Hemen bunu da sürüyorum. Evet işte oldu. Hemen şunu kapatıyorum ve hemen size gösteriyorum arkadaşlar. Evet işte renk bu. Harika bir lila. Tüm tırnaklarınızda uyguladığınızda gerçekten çok hoş duruyor. Şöyle göstereyim. Ben bunu ne zaman sürsem bana mutlaka ojemin markasının rengini sorarlar. Evet arkadaşlarım pastel serisinden en çok kullandıklarım, beğendiklerim bu şekildeydi. Şimdi geçelim. 4 parmağım kaldı. Burada az olan ne var? Şu ikisini aslında 4 parmağıma uygulayabilirim. Bu da arkadaşlarım Koton mağazalarında satılan Koton'un kendi ojesi. Yine gül kurusu pembe tercih ettim ben bunu alırken. Hemen söylüyorum. 360 numara. Harika bir gül kurusu. Çok çok beğeniyorum. Hemen sürüyorum. Evet, şimdi tek katı sürdük. Biraz bekliyorum. Hemen ikinci katı sürüyorum. Buna da bayılıyorum. Yani bu renk lila ve kırmızıdan sonra yine benim rengim.
Ne zaman gül kurusu pembe görürseniz beni hatırlayın, olur mu? Bayılıyorum. İşte şu renge bayılıyorum. Bu renk de bana inanılmaz enerji veriyor. İnanılmaz seviyorum. Evet, yine Koto'nun başka bir rengine geçelim. Bu şekilde böyle sedefli, çok güzel mood rengi aslında bu. Ama sedefli olduğu için, parlak olduğu için son derece şık ve zarif duruyor. 150 numara arkadaşlar bu. Bakın şöyle gösteriyorum ve hemen tırnağıma uyguluyorum. Evet arkadaşlarım, şöyle çok asil, çok kibar, her kıyafete, her şeye uyabilecek bir oje. Bunu da çok seviyorum ve bittikçe alıyorum. Gerçekten çok asil duruyor, çok kibar duruyor. Evet, şimdi Catherine Harley'lerden bahsedeyim. Catherine Harley benim çoğu küçüklük, genç kızlık zamanlarımdan kalma bir marka. Hepiniz bilirsiniz benim yaşlarımda olanlar genelde. Ojelerini de çok beğendim. Yine gül kurusu pembe tercih ettim onda da ve yine lila tercih ettim. Zevkim aşağı yukarı ortaya çıktı yani, öyle değil mi? Şimdi bunun numarası 410, bunun numarası 407. Gerçekten çok başarılılar. Sürümleri olsun, parlaklıkları olsun, kuruma hızları olsun. Çok beğendim ben bu ojeleri. Ve diğer ojelere nazaran fiyatları da çok uygun. Pasteller, flormarlar 8-8,5 lira civarlarında şu an bildiğim kadarıyla. Ben Catherine Harley'leri 4-4,5 liraya alıyorum ve ciddi fiyat farkı var. Bakın şöyle, tek kattaki rengi böyle. Bu arada ben üstümü ıslatmışım. Biraz evvel söyleyecektim, onu unuttum. Yüzümü yıkarken ıslanmış. Neyse, şurama şöyle bir serinlik verdi. Hoşuma gitti. Bugün inanılmaz sıcak çünkü hava. Ay, onu da aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Evet, gül kurusu pembemi yine sürdüm. Onun enerjisini şöyle doya doya bakıp alıyorum. Gördüğünüz gibi bu da Catherine Harley'in 410 numarası. Koto'nun gül kurusu pembesiyle bir hayli benziyor. Şimdi küçük parmağıma da lila olanı sürüyorum. Evet, bu da çok güzel. Bunu da çok beğeneceksiniz. Eğer benim gibi böyle lila seviyorsanız bunu da çok seveceksiniz diye düşünüyorum. Evet, lilanın rengi de işte bu şekilde. Size şöyle göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra da diğerlerine geçiş yapacağım. Bunları mecburen sileceğim tabii ki. Evet, şimdi ben bunları siliyorum. Ondan sonra diğerlerini sürmeye devam ediyorum. Ve geldim. Güzelim, canım, ojelerimi sildim de geldim. Ay, böyle hiç sevmiyorum tırnaklarımı ojesiz görmeyi. O yüzden hemen başlamak istiyorum. Şimdi şu tek başına olan Rimmel London markasından başlayayım istedim. Bu markayı ben çok kullanmıyorum. Ojelerde de tercih etmiyorum. Makyaj malzemelerinde de tercih etmiyorum. Ama bunu denemek amaçlı bir almıştım. Ve böyle bu şekilde parlak bir bordoya yakın renkle tercihimi yapmıştım. Bunun numarası arkadaşlarım, hemen bir saniye söylüyorum, 044. Gerçekten çok güzel duruyor. Özellikle de gece dışarıya çıktığınızda veya bir düğüne giderseniz, mesela siyah bir abiye elbise de inanılmaz güzel duruyor. Hemen sürüyorum. Bakın tek katı bile şöyle şu şekilde harika oldu. Şimdi hemen ikinci katı da geçiyorum. Bakın arkadaşlarım, şöyle şu şekilde harika parlak bir renk, harika bir bordo. Dediğim gibi siyah abiye elbiselerde harika duruyor. Şimdi o zaman ne yapalım? Flormarlara geçelim. Ben böyle bu şekilde somon rengine bayılıyorum. Özellikle de flormarın somon rengine bayılıyorum. Bu renk favorim ama flormardaki gerçekten çok başarılı. 11 numara arkadaşlar. Tüm yaz bu da tırnağımda vardı. Özellikle yazın çok seviyorum. Hemen sürüyorum. Bakın, gerçekten harika duruyor. Tam bir yaz rengi. Gerçi yaz rengi dediğime bakmayın. Kışın da kullanılır tabii. Ben çok beğeniyorum. Çok severek kullanıyorum. Şimdi Flormar'ın Pearly serisinden
390 numara bir silver, sedefli, parlak, gümüş rengine geçelim. Bu şekilde gümüş renklerini de çok seviyorum arkadaşlarım. Hemen yine iki kat sürüyorum. Evet, işte oldu. Bakın arkadaşlar, bu da çok güzel bir gümüş rengi. Evet arkadaşlar, şimdi Jelly Look serisi, yine Flormar'ın. Bu seriye gerçekten bayılıyorum. Tek katta opak, renkleri de harika, fırçası da kalın bir fırça. Benim tercih ettiğim de 53 numara. Yine böyle gül rengi, gül kurusu rengi gibi bir renk. Evet, işte tırnağımda duruşu da bu şekildeydi arkadaşlarım. Jelly Look'un. Evet, yine Jelly Look serisinden şöyle çok güzel bir fuşya pembe. 21 numara. Bunu da çok severek kullanıyorum arkadaşlar. Hemen bunu da deneyelim. Bu şekilde pembeleri de çok seviyorum. Gül kurusundan sonra. Çok albenili, çok şeker renkler. Evet, işte duruşu bu şekilde. Benim çok hoşuma giden bir renk. Bunu da çok çok öneriyorum sizlere. Ay, bu elim de çok güzel oldu bence. Geçen sefer yine de bayılmıştım ama buna da bayıldım. Vallahi harika oldu. Evet, beğendiğim Flormar'larım da bu şekildeydi. Şimdi yine Flormar'dan devam edelim. Full Color serisinden devam edelim arkadaşlar. Evet, çok asil, çok güzel, her yere yakışan ve her kıyafete yakışan bir ton. 72 numara Flormar Full Color serisi. Full Color serisini bu arada çok seviyorum. Çünkü tek katta opak ve renk skalası çok fazla. Hemen 72 numarayı da deneyelim. Evet, işte 72 numara da bu şekilde. Çok asil. Ben böyle renklere bayılıyorum. Gelelim bir diğer Full Color serisinden 75 numaraya. Buna gerçekten bayılıyorum. Ya bu efsane. Tam böyle harika bir eflatun. Bakın hemen sürüyorum. Ve ne demek istediğimi size anlatıyorum. Ay çok güzel. Ay ben bunu her sürdüğümde, ama her sürdüğümde aynı şeyi söylüyorum. Ay çok güzel. Evet, bakın arkadaşlar, harika bir eflatunla karşı karşıyayız. Çok güzel bir renk. Eğer bunu daha önce kullanmadıysanız, sizde mevcut değilse bence hemen almalısınız. Gelelim bir diğer lilanın başka bir tonuna. Bu tam böyle lila, bu pembeye çalan eflatun. Lavanta rengi olarak geçiyor bu, 14 numara. Zaten lavender diye yazıyor üstünde de. Gördüğünüz gibi yine harika. Şimdi hemen bunu da uyguluyorum. Evet, işte bu da harika bir lavanta rengi diyelim. Yan yana da harika durdu. Şöyle gerçekten bayılıyorum. Evet, şimdi yine Full Color serisinden 65 numara harika bir bordoya çalan bir kırmızı. Çok şık duruyor. Yani bu renk gerçekten çok asil ve çok şık duruyor. Hemen size gösteriyorum. Şöyle. Evet, harika değil mi? Gerçekten çok güzel duruyor. Çok beğeniyorum ben bunu. Şimdi arkadaşlarım, Full Color serim de bitti. Ama benim küçük parmağım kaldı. Acaba dedim ki şu elimi Full Color'la mı tamamlasam diye düşündüm. Şöyle yapayım ben arkadaşlarım. Bir tane daha Full Color getireyim sevdiklerimden. Böyle bu şekilde tamamlayayım, yarım bırakmayayım. Hiç sevmiyorum yarım kalan şeyleri çünkü. Hemen geliyorum. Evet, geldim. Full Color serisinden bir gri renk getirdim. Bu şekilde mat grileri de çok seviyorum. Ben griyi ojelerde gerçekten seviyorum. Bunu da çok sıklıkla kullanıyorum çünkü. Gri'nin bana yakıştığını düşünüyorum. Ve griyi de her kıyafete yakıştırıyorum. Evet, hemen şöyle ikinci katını da süreyim. Evet, 20 tane oje gösterdim ben size. Ne çabuk geçti, hiç anlamadım vallahi arkadaşlar. Evet, bakın işte gri'nin
duruşu da böyle. Aa, numarasını söylemedim. Hemen numarasını söylüyorum. 28 numara. Şu. Gördüğünüz gibi gerçekten tırnağımda da oldukça güzel durdu. Bir hayli de sıklıkla kullandığım ojelerden biri. Evet arkadaşlarım, bir videomun daha burada sonuna geldi. Bana çok keyifli geldi. İnşallah sizler de benimle aynı fikirdesinizdir. Beni izlemek, benimle birlikte bu dakikaya kadar olmak sizlerin de hoşuna gitmiştir. Ben canı gönülden inanıyorum ve biliyorum ki benimle birliktesiniz. Şu anda yalnız olmadığımı gerçekten biliyorum. Hepinize bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olduğunuz için. Önümüzdeki hafta artık gezelim. Güzel yerlerde, güzel planlarım var. Bir sonraki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Cilt bakım maskesini, maya maskesini uygulamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla, mutlulukla kalın. Bye bye.